arkadaşlar Express LRS Configurator videosu hazırlamak istedim. Bu videoda basitçe Express LRS'in şu anda güncel, bugün 20 Nisan 2024 tarihi, şu andaki güncel versiyonunu firmware dosyası oluşturma, bu dosyaların basit kısa ayarları ve bind işlevi için gerekenler, daha sonrasında da bu dosyaların bence en basit yolu olan Wi-Fi üzerinden alıcı ve vericiye yüklenmesini göstereceğim. Umarım işinize yarar. Şimdi Express LRS Configurator şu anda bugün itibariyle 1.6.1 versiyonu orijinal sitesinden yükledim. Arkadaşlar kısaca Express LRS Configurator'ın nasıl indirileceğinden, nerede indirileceğinden de bahsedeyim. Burada GitHub linkini zaten videonun alt kısmına koyacağım. Buraya giriyoruz. Şu anda Express LRS Configurator 1.6.1 var en son. Şurada Asset bölümünden Windows kullanıcıları için söylüyorum. Exe uzantılı olan ya da zip uzantılı olan dosyayı indirip yüklemeniz yeterli. Show pre-releases kısmını seçmiyorum. Genelde burada işte RC1, RC2 gibi daha henüz yayınlanmamış versiyonlar tam stabil olmayabiliyor. Biliyorsunuz Crossfire'da da çok tercih etmediğim bir yol. Şu anda güncel versiyon 3.2. Daha sonra device kategoriye geliyoruz. Buraya benim elimdeki radyo, Radio Master olduğu için radyo yazdığımız zaman zaten Radio Master 2.4 ve 2.9 MHz çıkıyor. Benim de bir Radio Master Boxer var, dediğim gibi Radio Master 2.4 seçiyorum. Device ayarları, zaten device'lar burada listeleniyor. En çok kullanılanlar işte gördüğünüz gibi TX16S, Zorro, diğer modeller. Bende bir Boxer var, içinde bir modül var. Gördüğünüz gibi Boxer Internal şeklinde zaten gösteriyor. Buradan modülü seçtik. Şimdi flashing metotta ben Wi-Fi'yi seçiyorum. Buradan download Lua script'i seçip Boxer bendeki radyonun içine çıkan dosyayı direkt indirebiliyorsunuz. Burada standart mod seçiliyor. Regulator domain önemli. Bizim malum Türkiye'de kullandığımız FCC modları Avrupa Birliği'nde olmadığımız için ISM LSM 2400 kısmını seçiyoruz. Şurada bir binding phrase bölümümüz var. Burada gördüğünüz gibi ben Xquad FPV yazdım. Buraya herhangi bir şifre belirliyorsunuz. UART inverted, bu standart geliyor. Boxer modülünün kendi Wi-Fi'ini kullanıyorum. Burada sağda gördüğünüz auto Wi-Fi seçili. Dolayısıyla bu ayarları yaptıktan sonra burada bizim için önemli olan build'a basıyoruz ve sistem bize bir dosya yaratıyor. Dosya yarattıktan sonra da dosyanın bulunduğu dizini direkt bilgisayarımızda açıyor. Evet, indirdiğinde direkt olarak bu ekranda size indirdiği dosyayı da gösteriyor. Sonra bu dosyayı birazdan nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Şimdi dönelim Configurator'da. Buradan back yaparak demin ne yapmıştık? Radio Master 2.4 TX'imize, yani vericimize dosya yaratmıştık. Şimdi bu sefer Radio Master 2.4 değil, benim elimde Beta FPV'nin bir alıcısı var. Yani RX Beta FPV alıcısı için bir dosya üreteceğiz. Şimdi Beta FPV, bu sefer de device kategoride Beta FPV 2.4 GHz seçiyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi RX'ler var. Yani neler var? Alıcılar var. Şimdi buradan RX'i aradığımız zaman zaten highlight ediyor burada. Benim elimde Beta FPV Super D 2.4 GHz RX bir model, bir alıcı var. Express LRS alıcısı. Bunu seçiyorum. Yine buradan flashing metot olarak Wi-Fi seçiyorum. Tekrar ISM 2400 seçili, yani FCC seçili. Binding phrase'im aynı. Yoksa zaten bind olmaz. Diğer seçeneklerde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yine dediğim gibi burada Home Wi-Fi seçebilirsiniz. Home Wi-Fi'ye bağlanıyor.
Ben kullanmıyorum. Wi-Fi Devices. Yine dediğim gibi burada default ayarlar seçili. Aynı şekilde yine bağlandığınız zaman zaten göreceksiniz birazdan. Otomatik tanıyacak. Sonra Build'a basıyoruz arkadaşlar. Bu yine bize ne yapıyor? Bir dosya yaratıyor ve burada şurayı göstermek istiyorum size. Bakın burada bunlar template'ın içinde. Yani bilgisayarımızda app data'nın template'ın içinde. Bunlar geçici dosyaları sildiğinizde gidecek dosyalar. Dolayısıyla bunları buradan alıp yedeklemenizde yarar var. Şimdi bunların nasıl yükleneceğine dair bilgiler kısmına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi daha önce yarattığımız, indirdiğimiz firmware'da ben kendime kolaylık olsun diye onun başına bir Rx ekliyorum. Bu şekilde dosyanın ismini değiştirip böyle kullanacağım. Şimdi geçeceğiz bunun nasıl alıcımıza yükleneceğini, sonra da vericim kumandamıza nasıl yükleneceğini. Şimdi öncelikle Wi-Fi bağlantısı tabii kurulması gerekiyor doğal olarak. Wi-Fi üzerinden güncelleme yapacağımız için önce alıcımıza güç veriyoruz. Yani kodumuz üzerine bağlıysa kodumuzu pile takıyoruz veya değilse alıcımıza güç veriyoruz. Daha sonra bir Wi-Fi'ye arkadaşlar gördüğünüzde Wi-Fi yenilerinizde Express LRS RX şeklinde bir Wi-Fi'ye şu anda benim bilgisayarım bağlandı. Tabii daha önce bağlandığı için. Şimdi ne yapıyoruz? Burada action needed for express address diyor. Çünkü bağlandık ama internet yok. Windows'un bir özelliği biliyorsun. Buraya tıkladığınızda direkt olarak browser açtığını, kendisi açıyor bakın ben açmadım. Ve bu sayfaya gittiğini görüyorsunuz. Ha, burada direkt olarak arkadaşlar update'e gidiyoruz. Update'te bize verdiği dosyayı seçiyoruz. Firmware update. Choose file diyoruz. Yanlışlık olmasın diye yeniledim dosyayı. Open diyoruz. Rx Firmware binary dosyasını yükledi. Sonra da update'e basıyoruz. Bu da zaten yükleyeceği dosyanın özelliklerini. Şu anda mevcut olan firmware'i gösteriyor. Beta FPV Super'de 2.4 GHz Rx. Firmware versiyonu 3.2. Bu firmware'i tabii ben daha önce yüklediğim için şu anda üzerine tekrar atmaya çalışıyorum. Sonra buradan update'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüklüyor. Şu anda alıcıya firmware'i upload ediyor. Yine dediğim gibi halihazırda üzerinde bu firmware var zaten. Ondan sonra dolayısıyla bir hata veriyor ama bunu kontrol etmek için bağlantı sağlandıktan sonra otomatik olarak yine sayfanın açıldığını göreceğiz. Burada önemli olan şu mouse'la gezdiğim kısımda gördüğümüz firmware işte. Ben Beta FPV Super D2.4 GHz RX yüklemiştim. Bu firmware'in yüklü olduğunu görüyoruz. RX kısmı yani alıcı kısmı bu kadar arkadaşlar. Kumanda kısmını da göstermek istiyorum. Burada bir radio boxer var. Lua script'in içine giriyoruz. Everest Lua giriyoruz. Burada Wi-Fi connectivity seçiyoruz ve enable Wi-Fi'yi seçiyoruz. Wi-Fi çalıştığında bilgisayarımızda ya da mobil cihazımızda tekrar Wi-Fi ayarlarında Wi-Fi bağlantı, Express LRS TX'i görüyoruz. Zaten dediğim gibi yine deminki gibi bağlantı sağlanıyor ve bize bilgisayar uyarı çıkaracaktır. Biz yine 10.0.0.1 firmware'ine giriyoruz. Update kısmını seçiyoruz. Evet, update'e tıklıyoruz. Yine çıkan yerde dosyamızı seçiyoruz. Dosyamızı da open diyoruz. Ondan sonra update'e bastığımızda gördüğünüz gibi burada açtığımız dosyayı da bize gösteriyor. Update dediğimizde de dosyayı vericimizin içine yükleyerek kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Update'e bastığımızda bunu kumandamıza TX'imize yükleyerek kurulumu tamamlıyor. Bu kadar. Bundan sonra zaten kumandanın da alıcı kendi kendine otomatik bind olduğunu göreceksiniz. Kolay gelsin.